ve Ozan Beşik'le başlıyoruz sahaya. Evet, az yandan top kaybı. Top İlker'de. Evet, İlker topu kendi ucum yarı sahasına taşıdı. Ozan penet ediyor. Armstrong içeride. Evet, atışı başarısız. Savunma ribantını Hadi aldı. Evet, Bulut. Ingram'a verdi pasını. Evet, Ingram. Ingram pasını Kelly'e verdi. Kelly'den top dışarı çıktı. Top Denizli baskette. Evet, İlker topu getiriyor. Evet, top İlker'de. Doğan forvette aldı topu. Ozan'a verdi. Evet, Ozan tekrar İlker'e verdi. İlker Armstrong pike çağırdı. Şutunu kullandı. Ve 3 sayılık basket. Konuk ekip şu an 3-0 öne geçti. İlker'in basketiyle. Evet, top Bulut'ta Melikşah'ta. Ingram. Evet, Ingram faulle bir hakeme baktı şöyle. Şunu kullandı. Evet, başarısız bir şut ve rebound Armstrong kaldı. Evet, İlker topu götürüyor. Facebook'te Ozan'a verdi. Ozan smaç ile bitirdi. 5-0 Denizli basket. Ozan'ın smaç ile öne geçiyor. Evet, Bulut getiriyor. Hadi'ye top. Hadi Kelly'den tekrar aldı. Bulut'a verdi. Evet. Top Ingram'da. Evet, Kelly'nin piki. Evet. Armstrong ayağıyla müdahale ediyor. Top Melikşah'ta. Evet, kenardan Adil'e oyuna başlayacak Melikşah. Top Adil'e. Şunu kullandı. Evet, başarılı bir şut. Azizcan ucum ribantı. Zorluyor. Attı ve başarılı bir. Azizcan'ın baskı ucum ribantı sonrası attığı baskette durum 5-2 sayın seyirciler. Evet, İlker topu getiriyor. Bulut'tan sert savunma. Evet, Armstrong'a verdi. Post Armstrong. Dışarı çıkardı. Mehmet de top. Mehmet de etti. Armstrong'a ver tekrar. Armstrong'dan dışarı çıkıyor. Evet. Top Melikşah'ta. Evet hocam. Denizli Basket Boynton'la oyuna başlamadı. Bir yabancı oyuna başlama tercihini kullandı Hakan Yavuz Hoca. Bu için ne diyorsun? Ne düşünüyorsun hocam? İlker'le başlamayı tercih etti. Çünkü Boyton'u sonradan ikinci periyotta dinlendirip daha diri bir şekilde sokmayı düşünüyor herhalde Erkan Hoca. Ben öyle düşünüyorum. Bu arada Ingram penaltı sonucu durum evet 5-4 oldu. Evet, bomboş pası İlker iyi gördü. Evet, Ozan'ın smacı tekrar. Konuk ekip 7-4 önde. Evet, Bulut. Kelly'yi pike çağırdı. İçeri penetre ediyor. Kelly'ye baktı. Dışarı çıkardı. Ingram'da top. Evet, Ingram penetre etti. Faul. Evet, Mehmet. Mehmet Özdağ'ın faul yaptı. Evet. Denizli'nin de birinci takım faulü oldu. Evet, Ingram topu çıkaracak kenardan. Bulut da. Kelly pike gitti. İçeri baktı, olmadı. Top Ingram'da. Ingram penetre ediyor. Evet, Armstrong'tan blok geldi. Fast break. Ozan'da top. Mehmet'e pasını verdi. Evet, İlker oyunu sakinleştirdi. Penetre ediyordu, olmadı. Tekrar İlker top. Şut kullandı. Evet, Ingram'dan gerçekten güzel bir blok. Top Mehmet'te. Mehmet şutunu kullandı. Kelly Zırbabant'ı kaçırdı. Armstrong, evet, smart basket faul. Konuk takım lehine. Armstrong'un offensive rebound'ı. Buradaki timing, Kelly'nin biraz timing hatasından dolayı Armstrong rebound'ı, offensive rebound'ı alıp basket faulle bitirdi. Evet, şu an konuk ekip lehine
9'a 4 skor. Armstrong, evet, serbest atışı da başarılı. Durum 10'a 4. 6 sayı fark. Evet, şu an Bulut da karşı sahaya taşıdı. Evet, hali alamadı. Denizli'nin her savunması var. Kelly'e verdi. Kelly posta. Evet, oynuyor. Hadi'ye çıkar tekrar. Üçlüğü başarısız. Böyle fast break. Evet, Mehmet'e top. Oyunu tekrar sakinleşti. Mehmet steps yaptı. Evet, hatalı yürüme Mehmet'ten. Top Melik Şah'a geçti. Evet, top Azizcan'da. Ingram aldı. Tekrar Bulut Ingram'dan topu aldı. İçeri bakıyor. Kelly'e mi atacak? Dışarı çıkardı. Ingram'dan üçlük. Başarılı, evet. 10'a 7. Konuk ekibin üstünlüğü devam ediyor. Evet, Bulut'tan gerçekten sert savunma. İlker geçti. Ve Armstrong'dan gerçekten güzel bir maç. Durum 12'ye 7. Hocam, gerçekten bu sene TBL'de çok güzel maçları baktığımızda çok güzel maçları seyrediyor. Eskiden tanıdığımız çok kariyerli oyuncular şu an TBL'de oynuyor. Bunun için ne diyorsunuz hocam? Kalite gitgide her sene artıyor. Evet, bu TBL'de yabancı sayısının yükseltilmesinden sonra Süper Lig'de TBL'ye çok değerli oyuncular aşağıya doğru indi. Bu da ligin tabii ki kalitesinin artmasına sebep oldu. Yabancıları da kariyerli yabancılar olarak geçen sene Armstrong Beşiktaş'ta oynuyordu. Bu sene geldi TBL'de oynuyor. Ondan dolayı da kalite her geçen sene yükseliyor. Evet, aynen öyle Necip hocam. Bu arada 12'ye 9. Evet, ilk yeri üçlük denemi. Azizcan, evet, İngrim'de top. Savunma ribantını İngrim aldı. Topu diğer yarı sahaya getiriyor. Penetresi dışarı baktı. Hadi de, evet, Bulut üçlük kullanıyor. Başarısız. Evet, o da rebound mücadelesinde Azizcan'da kalan top sonrası sanırım Ozan'ın faulüydü. Bakıyoruz. Evet, Ozan'ın faulü Azizcan'a. Takım faulü, Denizli'nin bu faulü 3 oldu. Evet, sert bir maç geçiyor gerçekten Necip hocam. İki taraflı savunmalara baktığımızda hem güzel maç olacağı zaten bekleniyordu. Bir o kadar da sert bir maç olacağı bekleniyor. Ne diyorsun Necip hocam? Evet, zaten TBL'yi Süper Lig'den ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi bu. Çok sert bir lig hocam. Ondan dolayı yani bütün maçlar mücadele etmeyen takımın kazanamayacağı bir lig. Ondan dolayı herkesin bu sertliğe alışması lazım artık. Evet, Ingram penetre etti. Evet, Armstrong. Armstrong'un gerçekten bugün performansı çok 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 üst seviyede. Penetresinde blokladı. Bu arada evet, stres beklendi. Bulut aldı topu. Hadi'ye verdi. Hadi'nin üçüncü üçlüğü. Evet, bu başarılı. Skoru da 12-12 beraberliğe getirdi Hadi'nin basketiyle, üçlüğüyle. Top Ozan'da. Evet, Mehmet'e top şimdi. Yani Boyton aldı. Mehmet'e sert savunma, çok sert eş sayısıyla ilk takımda çok sert savunma yapıyor. Evet. Ve Ozan'ın herhalde orada bir, evet, ofensif bir faali var. Posta pozisyonunda isterken Hadi iktirdi ve Ozan'ın da bu, yanlış görmüyorsam, ikinci faali oldu. Denizli'nin de takım olarak dördüncü faali. Evet, Hadi'ye top. Ingram Hadi'ye aldı. Üçlük kullanacak, kullandı. Başarısız atış. Evet, Boynton. Boynton da içeriye baktı. Mehmet Özcan aldı topu. O da içeri bakıyor.
Ozan aldı. Evet, Ozan tekrar bir offensive foul Ozan'dan. Sonra Denizli Bencin'in de hakeme itirazları var bu konuda. Offensive foul konusunda. Volkan. Evet, Ingram'a verdi. Ingram içeri baktı. Evet, Azizcan pozisyonda, post-up'ta top istedi. Veremedi top Volkan'da. Tekrar Ingram aldı. Birebir oynayacak. Potaya baktı. Penetre etti. Evet. İki sayı daha önce. Herhalde bir orada bir Armstrong'un panyaya bir müdahalesi vardı. O yüzden sayı geçerli, Ingram'ın attığı sayı. Top 14-12 önde Melikşah Üniversitesi. Evet, Volkan savunma yapıyor şu an. Boynton Volkan'da. Bulut'un yerine Volkan sağda. Evet, Armstrong tekrar post up'ta aldı. Zorluyor. Arkasında Kelly var. Attı ve evet. Gerçekten çok çok etkili bir oyuncu Armstrong. Pota altında özellikle. Denizli basketin de hocam maçın başından beri dikkat ettiğim tek şey topu içeri indirip içeride oynama istemesi. Armstrong'tan sayı bulmak istemesi. Evet, çünkü Armstrong bu lig için çok güçlü bir uzun. Ondan dolayı ilk tercihleri içeri oluyor. Ama Kenny Boyton da bu takımın sayı lideri. İlerleyen vakitlerde onun da skor olarak katkı vereceğini düşünüyorum ben tabii. Umarım katkı vermez ama. Evet. Joshua gerçekten bir voleybolu andıran görüntüler oldu. Hücum ribaundu sonunda. 4 tipleme sonunda Kelly'nin tiplemesiyle sayı oldu. 16-14 üniversite. Melikşah Üniversitesi'nin önünde. Evet, Volkan savunmada. Boyton penetre etti içeri. Mehmet'e vererek, Mehmet de bir anlık orada bir backdoor'da sayıyı buldu. Volkan da içeri girdi. Adi'ye dışarı çıkardı. Adi düştü. Başarısız. Armstrong savunma ribantını aldı. Evet. Boynton'da top. Ozan Ozan'ı çarpıyor. Kuvanda Ozan içeri bakıyor Armstrong'a. Evet, Ingram dışarı yetişti. Kelly'den, evet, Kelly'den savunma ribaundu almak isterken top elinden dışarı çıktı. Orada Necip hocam içeri Armstrong'a topu atmaya çalışırken diğer ters forvetten yardım geliyor. Bu sefer dışarıdaki forvet şut için çok boş kalıyor. Ne diyorsun durum bu dönem için hocam? Sonuçta hani bir yere riske etmek zorundasın hocam. Halil Koç da sanırım tersten gelerek yardımı düşünüyor. İçeriği daha da kalabalık tutup dışarıdaki şutu riske etmeyi düşünüyor. Bu da en mantıklı seçim. Çünkü Armstrong içeride kuvvetli bir şekilde bitirebildiği için dışarıdan yardım getirmek zorundasın yani. Bu arada Armstrong konuştuk şu an oyundan çıktı. Armstrong'un yerine kim giriyor? Gökhan Karabıyık girdi, evet. Top Boynton'da. Evet. Gökhan aldı. Post up'ta topu tekrar. Bu sefer Barbarossa Kelly'nin yerine girdi. Sayın seyirciler. Evet. Mehmet Özdağ anlatıyor. Şut başarısız. Barbaros savunma rimatını aldı. Top Ingram'da. Evet, karşı sahadayız. Ingram penetre etti. İçeri çıkardı. Hadi. Hadi uçtu, başarılı. Boynton'da top. Evet. Basket faul. Doğan Deniz içeri penetresinde. Ingram'ın faulü var. Basket faulü oldu. Şu an son atışı kullanacak Doğan. Son atışı başarılı. Tekrar beraberliği getirdi takımına. 19-19'luk durum. Evet, Volkan'da top. Evet, Barbaros aldı.
Evet, Ingram. Ingram Azcan'a verdi. Azcan potaya baktı, üçlüğü. Evet, başarısız. Evet, ilk periyodumuz 19-19 beraberlikle bitiyor. İkinci periyotta görüşmek üzere sayın seyirciler. Armstrong 7 sayı atmış. Ozan'ın 4 sayısı var. İlker'in 3 sayısı. Doğan Deniz'in 3 sayısı. Mehmet Özcan'ın 2 sayısı. Bu şekilde skor dağılım bu. İkinci periyotta 5'lere baktığımızda Emre Özkan'la, takımımıza Emre Özkan'la Orçun Okkal'a girmiş. Hadi ile Azizcan çıkmış. Evet, rakip takımda da değişik olarak baktığımızda kimler var? Evet, Burak girmiş. Denizli Basket'te. Evet, top Denizli Basket'te bu arada. Evet, top Boynton'da. Boynton. Evet, Mehmet'e verdi. Mehmet Gökhan'ı pike çağırıyor. Üçlük kullandı. İşte başarısız. Bulut aldı topu. Evet, Bulut'a top. Evet, Barbaros'un piki. İçeri penetre etti. Barbaros'a baktı. Evet, Barbaros aldı posta. Oynuyor arkasında, Gökhan var. Evet, atış başarısız. Bu arada Bulut pas arası yaptı. Evet, Mehmet ayağını koyarak kenardan topu başlayacak. Menişan Üniversitesi kenardan topla başlayacak maça. Evet, top Emre'de. Kenardan çıkaracak. Emre Özkan Barbaros'a verdi. Evet, potaya baktı. Atmadı. Bulut da tekrar potaya bakıyor. Berette etti. Orçun da. Orçun attı. Barbaros'a verdi. Barbaros'a. Evet. Gerçekten güzel bir organizasyon oldu. Takımımız adına. Evet. Doğan da top. Boynton'a verdi forvette. İçeride Gökhan aldı. Posta oynuyor. Tekrar Doğan'a verdi forvette. Üçeni penetresi Doğan. Burak yana baktı, atamada üçlük kullanıyor. Üçlüğü başarılı Burak'ın da. Evet, Burak Ayol üçlüğü kullandı ve başarılı. Takımını da 22-21 öne geçirdi bu üçlüğüyle. Top Bulut altında. Evet. Emre top istedi, alamadı. Forvette gerçekten baskılı bir savunma var. Orçun posta. Posta pozisyonunda Emre aldı. Evet. Orçun'da. Orçun oynuyor. Potaya baktı. Evet. Kendi ribantını almak istedi. Olmadı. Evet. Boyton'da top. Gökhan'a verdi. Bunu aldı. La Barbaros'un blok çabasına rağmen top girdi. Karşı takımda 24-21 öne geçti. Bu atışta. Ve top Ingram'da. Ingram penaltisi. Stop jump shot. Evet. Atış başarılı. Durum 23-24 oldu. Evet, Denizli Basket'e top. Burak. Burak da top. Burak penalt etti. Barbaros'un üstünden atmaya çalıştı ama Gökhan. Atış başarısız ama Gökhan offensive rebound'u aldı. Evet, offensive rebound sonucunda Denizli Basket üçlükle öne geçiyor 26-23 Mehmet Özdağ'ın üçlüğüyle. Evet, Barbaros pike gitti. Bulut da top. İçeri bırak baktı. Bulut tekrar. Evet, stop jump shot'ı başarılı. 25-26. Evet. Boyton'un karşısında Emre Özkan var. Aşağıya tekrar Gökhan'a verdi topu. Posta oynuyor Gökhan. Arkasında Barbaros. Evet, Barbaros'u. Evet. Hatalı yürüme gibi görünüyor. Evet, hatalı yürüme. Gökhan Garavik'ten top kaybı. Evet, oyuncu değişikliği. Mehmet oyundan çıktı. Yerine Mustafa Baki görür giriyor. Evet, top Emre Özkan'da. Bulut'a verdi. Orçun topu aldı tekrar. İçeri bir katı vardı Emre Özkan'ın orada. Ingram penetre ediyor.
Barbaros'a verdi. Barbaros atışı kullanıyor ama başarısız. Evet, orada bir anlaşmazlık oldu. Top tekrar Burak'ta. Karşı sahaya getirdi topu. Etrafına bakıyor, pas atmadı. Evet, Gökhan'ı pike çağırıyor. Mustafa Papalt yaptı. İçeride Gökhan'la buluştular tekrar topu. Evet, Gökhan atacak. Atışı başarısız ama tekrar kendi ucum ribantını alıyor. Ribantını aldı. Dışarı çıkardı top Doğan Deniz'e. Doğan Deniz penaltı etti. Dışarıda Gökhan'a çıkarırken orada bir Emre Özkan'ın faulü var. Evet hocam, beşler biraz değişti. Ne diyorsunuz bu değişiklikler hakkında? Evet, şu an Curtis'e değişiyor gerçi Barbaros'ta ama Barbaros'ta iyi bir enerji verdi. Kötü oynamadı yani, iyi bir enerji verdi. Şu an Curtis'e değişiyor. Armstrong girdiği için büyük ihtimal. Sağda güzel bir mücadele var. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, kenardan İlker'le Deniz'e basket topu çıkardı. Boynton'da top. Penetre ediyor Boynton. Stop yaptı. Atışı basket, evet. 28-25. Konuk ekibin üstünlüğü devam ediyor. Top Bulut'ta Orçun'a verdi. Evet, Ingram'da top. Orçun Ingram'a verdi. Evet, Ingram penetre ediyor. Bir hatalı yürüme mi orada? Evet, faul. Mustafa yaptı herhalde faulü. Pardon Sayın Seyitler, üzülüyorum. Evet, İlker yapmış. Atış esnasında olduğu için iki atış kullanacak Jeremy Ingram. Evet, ilk atış başarısız. Evet, ikinci atış için hazırlanıyor. İkinci atışı başarılı. Evet, bu arada Denizli Basket'in hücumu. Mustafa top aşağıda. Burak boş kaldı. Armstrong tekrar topu aldı. Evet. Armstrong pike geldi yukarıda. Tekrar içeri baktı İlker. Dışarı çıkardı Burak'ın şutu. Başarısız. Hiçbir şeye değmiyor. Top Bulut'ta. Emre'den Ingram'a pas. Kelly pike çağırdı. Ingram'ın şutu, üçlüğü başarılı. Takımımızı 29-28 öne geçiriyor. Top İlker'de. Mustafa'ya verdi. İlker Boynton'a verdi. Uzaklardan bir üçlüğü ve başarılı. Başarılı. Gerçekten çok uzaklardan attı. Takımını da 31-29 öne geçiriyor Boynton bu üçlüğüyle. Evet, Bulut getirdi topu. Kelly'nin piki, Bulut penetre ediyor. İçeri baktı. Dışarıda Emre Özkan'ı gördü. Emre'nin üçlüğü başarısız. Evet. Ingram gerçekten güzel bir pas arasıyla topu aldı. Denizli Basket fast break'e giderken hızlı ucumunu pas arasıyla kesti. Şu an Ingram takımın yerleşmesini bekliyor. Topu aldı. Kelly'yi çağırdı pike. Evet, içeri penetre ediyor. Dışarı gördü. Emre Özkan'la orada bir anlaşmazlığı. Topu dışarı attı. Evet, Emre Özkan'la Hadi Özdemir. Hadi Doğan. Oyuncu değişikliğinde Emre Özkan çıktı, Hadi Doğan girdi. Evet, topu Armstrong'da. Burak'a verdi. Burak'tan İlker'e. İlker Boynton'a verdi topu. Konuk ekibinin 31-29 üstünlüğü devam ediyor sayın seyirciler. Evet, İlker. Evet, pota altında. Armstrong gördü. Armstrong post-up'ını oynadı. Evet, çok rahat bir şekilde Kelly'nin yanından topu bırakarak farkı da 4 sayıya çıkardı. Ve bu sefer Hadi Doğan mismatch'ten ilk kere post-up oynamak istiyor. Evet. Kelly'ye pasında, pas arasına giren Burak. Evet, Orçun hızlı ucumu kesiyor. Faul yapıyor burada.
Evet, kenardan Boyton'da Denizli Basket topu çıkaracak. İlker'e verdi topu Boyton. Evet, İlker geliyor. Ingram'ı geçti. Mustafa'nın pikinde ayran. Tekrar içeri Armstrong'a ver topu. Orada bir Armstrong'un tecrübesinin atış atarken Kelly'nin faulü var. Evet. Evet. Kelly ile bu sefer Barbaros tekrar oyuncu değişikliği var. Evet, Kelly çıktı. Barbaros oyuna giriyor. Armstrong iki atış kullanacak. İlk atışı başarılı. Farkı 5 sayıya çıkardı Armstrong'un bu atışı. Son atış ve ikinci atış. İkinci atışı bu da başarılı ve farkı da 6 sayıya çıkardı bu atışla Armstrong. Yine top bulut altında. Hadi Doğan'a verdi. Hadi Doğan içeri baktı. Bulut tekrar içeriden çıktı. Topu aldı. Orçun'un da okuladı top. Orçun Okkalı Ingram'a verdi. Evet, Ingram penaltı için pozisyon arıyor. Evet, Barbaros'un pikiyle penaltı etti. Armstrong. Gerçekten Armstrong. Bugün herhalde 3. bloğu. Yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar pota altında Armstrong'la oynayacaklar. Armstrong'a verdiler. Evet, Burak aldı. Fake attı. Başarısı başarısız. Neyi çağıracağım be? Hakeme hatalı yürüme konusunda orada Burak'ın hareketinde bir hatalı yürüme olduğunu söylüyor Melik Şahpenci. Evet, Bulut'a burada Armstrong. Bilo. Hadi gitti. Evet, Park'ta bu sayıyla bu baskette, Fastback sonunda bu baskette 8 sayıya çıktı. Takımımız skor bulmakta biraz zorlandı. Ama bunun geçeceğini düşünüyorum. Bu 2 dakikalık periyotta skor açısından daha verimli kullanmamız lazım. Evet, top Bulut'ta. Bulut Hadi'ye verdi. Tekrar aldı Hadi'den. Evet, Ingram'da. Evet, Barbaros'un orada bir yaptığı pikte ofensif faul olarak değerlendirdi maçın hakemi. Top tekrar Denizli Basket'te. Armstrong aldı topu. İlker tekrar geldi. Armstrong'dan aldı. Boynton'a veriyor. Boynton. Armstrong pike çağırdı. Armstrong pike yaptı. Tekrar içeri buldu Armstrong. Armstrong dışarı çıkardı. Burak'ın üçlüğü başarılı. Evet, 11 sayı oldu fark sayın seyirciler. Konuk ekibin Burak'ın üçlüğüyle farkı 11'e çıkardı. Hadi. Top Bulut'ta. Ingram'a veriyor. Ingram Barbaros'un pikini kullandı. İçeri penetre etmek istedi. Pozisyon bulamadı tekrar. Orçun'dan bu sefer pik kullandı. Orçun'un üçlüğü başarısız. Evet, Boynton topu getiriyor. Boynton'da top. Mustafa Baki göre attı. Mustafa Baki üçlüğüyle başarısız. Ingram aldı savunma ribandını. Barbaros pike çağırdı. Orada Armstrong'un faali var sayın seyirciler. Sert bir faal. Evet, Denizli Basket'te de oyuncu değişikliği. Denizli Basket'te Armstrong çıkıyor. Yerine tekrar Gökhan Karabayık girdi. Kenardan Ingram topu çıkardı. Orçun'a verdi. Üçlüğünü kullanıyor. Evet, faul pozisyonunda. Üçlük pozisyonunda faul yapıldı. Üç atış kullanacak Ingram. Mustafa Baki göre çaldı diye gördüm. Recep Hocam. Evet. Mustafa'nın faali. Ingram'ın ilk atışı başarılı.
Şimdi ikinci atış. İkinci atışı da başardılar. Farkı 9 sayıya indirdi. Evet, şimdi son atışı için hazırlanıyor. Son atışı. Evet, bu da başarılı. Evet, Denizli Basket'inde bir timeout oldu. Evet, Denizli Basket. Top Armstrong'da dışarı çıkardı Mehmet'e. Mehmet Penette Armstrong'a verdi. Çok rahat bir bitirişte. Park 10 sayıya çıkardı Armstrong. 13. sayısı. Barbaros pick'e gidiyor. Ingram Barbaros'a pick'i kullandı. Dışarı çıkardı. Oğuş'una top. Oğuş'un penetre Barbaros'a veriyor. Barbaros şık attı. Evet, bir şeye değmiyor. Son topu da bu şekilde kullanmış olduk. Tekrar beraberiz değerli basketbol severler. İkinci yarı az önce başladı. İlk hücum Melikşehir Üniversitesi'nden gelecek. Azcan Özdemir, top kaybı geldi. Franklin Boyton. Bulut Altın var onun savunmasında. Armstrong'u aradı. Bir top kaybı da Denizli Basket'ten geldi. Şimdi Jeremy Ingram'la hücumda Melikşehir Üniversitesi. Derken topa bir müdahale. Ardından tekrar Jeremy Ingram'da kaldı top. Azizcan ayağı çizgide atmadı. Tekrar Bulut'a döndü. Bulut Altın 6 saniye 5 saniye hücum süresinde olmasına. Derken faul düdüğü geldi. Şimdi kenardan top oyuna sokacak Azizcan, Hadi Doğan'la Melikşehir Üniversitesi. Bulut Altın. Perdeden yararlandı. Azizcan'ı buldu. Azizcan şut gösterdi. Atmadı. Çemberi zorladı. Atışı isabetli değil. 42-32. 10 sayılık üstünlüğü devam ediyor Denizli Basket'in. Şimdi Hilton Armstrong. Bir top kaybı daha geldi. İkinci yarının başında henüz. Sayı bulamadı takımlar. Şimdi Bulut çembere gitti. Dışarıya çıkardı Hadi. Üçlüyü yolladı. İsabeti buldu. Hadi Doğan üçlüyü geldi. İkinci yarının ilk basketi oldu bu. Değerli basketbol severler. Şimdi Mustafa Baki Görürlü hücumda. Denizli Basket. Franklin Boyton. Mustafa'yı buldu tekrar. İçeriye Hilton Armstrong derken bir faul düdüğü atıştan önce Jeremy Ingram'a. Jeremy Ingram da yeni asistiyle bugün oyunda. Şimdi kenardan Burak'la topu oyuna soktu Denizli Basket. Boynton'un atışı isabetli değil. Hadi Doğan. Faul düdü. İkili mücadelede. Mehmet Özdoğan'a çıktı. İkinci takım faulü oldu bu. Denizli Basket'in bu çeyrekteki. Şimdi Jeremy Ingram'la yine kenardan oyuna sokacak topu Melikşehir Üniversitesi. Curtis Kelly. Hadi Doğan. Curtis Kelly ile oynadı tekrar. Kelly yüklendi. Atışı isabetli. Bir de faul var. Basket faulü çıkardı. Bu hücumda Curtis Kelly. Kelly,
Çizgiye geldi şimdi Curtis Kelly. Atışı isabetli değil. Kötü bir atış geldi Curtis Kelly'den çizgide. Şimdi Burak Erol'la yine hücumda. Denizli basket. İlker Türel. Hilton Armstrong. Ardından faul yüdüğü. Curtis Kelly'nin üçüncü faali oldu bu. Dipte bir üçlük isabetli değil. Melikşehir Üniversitesi hızlı geldi. Hadi 3 sayılık atışı. Bu da isabetli olmadı. Şimdi yine İlker Türel'le çıktı. Denizli basket. İlker perdeden yararlandı. Burak'ı buldu. Burak Erol. Ardından top kaybı geldi. Curtis Kelly topa müdahale eden oyuncu. Jeremy Ingram hızlı geldi. Turnikesi isabetli değil Jeremy Ingram'ın ama Curtis Kelly de kaldı rebound. Ardından pozisyonu bitirdi. Curtis Kelly 42-39 farkı 3 sayıya kadar çekti Melikşehir Üniversitesi. Şimdi İlker'le geldi yine. Hızlı top çevirdi. Denizli basket. Burak Erol'un 3 sayılık atışı isabetli değil. Taraftar desteğini de bu dakikalarda arkasına aldı. Melikşehir Üniversitesi şimdi Hadi Doğan'la hücumda olan taraf. Jeremy Ingram perdeden yararlandı yine. Bulut'u buldu. Bulut 3 sayılık atışı isabetli tepeden. Son saniyede elinden çıkardı Bulut Altın. İsabeti buldu. 42-42 eşitliği getirdi maça. Melikşehir Üniversitesi bir top kaybı daha geldi. Denizli basketten. Hızlı geliyor yine Melikşehir Üniversitesi. Hadi 3 sayılık atışı isabetli değil. Bu üçlük gardını düşürebilirdi rakip takımın ama isabetli olmadı. Şimdi Franklin Boyton'la hücumda. Denizli basket. Hilton Armstrong. Arkası dönük oynayacak. Çembere baktı, zorladı. Ardından blok geldi. Hatalı yürüme kararı bekliyor bu arada. Denizli basket oyuncuları. Ufak da bir gerginlik. Melikşehir Üniversitesi Benci ile Burak Erol arasında. Bravo abi. Aferin. Mola süresi sona erdi değerli basketbol severler. 5.26 var 3. çeyreğin sona ermesine. 42-42 eşitlik var maçta. İkinci yarının başında 10 sayılık bir üstünlüğü vardı Denizli Basket'in. Üçüncü çeyreğin başında o farkı eritti Melikşehir Üniversitesi. Şimdi Jeremy Ingram'la hücumda yine Hadi şut gösterdi, atmadı. Curtis Kelly top istedi. Döndü, atışını yaptı, isabetli değil. Ardından top çizgide sektiğini işaret etti hakemler. Şimdi kenardan Adi ile yine topu oyuna sokacak Melikşehir Üniversitesi. Bu arada topta bir ıslaklık var. Onun silinmesini istedi hakemler. 5 dakika 6 saniye var değerli basketbol severler. 3. çeyreğin sonuna. Melikşehir Üniversitesi'nde 16 sayısı var. Jeremy Ingram'ın en skorer oyuncusu takımının. Denizli Basket'te de Hilton Armstrong 13 sayısı var. Bu arada Armstrong'dan bir blok geldi. Ardından Azizcan hızlı hücumu faulle durdurdu. İlker Türel şimdi kenardan topu oyuna sokacak. Denizli basket. İlker Türel. Hilton Armstrong. Tekrar İlker.
Mehmet Özdoğan çıktı aldı. İlker Türel 7 saniye 6 saniye hücum süresinin dolmasına. Hilton Armstrong İlker Türel ile oynadı tekrar 2 saniye 1 saniye. Hücum süresi sona erdi. Basket geçerli değil. Menişe Üniversitesi hücumu olacak. 4.33 var değerli basketbol severler. 3. çeyreğin sonuna. Şimdi Bulut Altın'ın hücumda yine Melikşehir Üniversitesi Jeremy Ingram. Curtis Kane'in perdesinden yararlandı. Ingram orta mesafeli şutu. İsabeti bulamadı. Ve hücum faali aldı Hadi Doğan. Hilton Armstrong topu saklarken dirseğini çıkardı. Ardından faul düdüğü. 4-14 var. Bu arada Ozan oda başı oyunda. Denizli baskette. Hilton Armstrong kenara geldi. Onun da üçüncü faali oldu bu. Şimdi Hadi ile yeni hücumda Menişe Üniversitesi Jeremy Ingram alır almaz gönderdi. İsabeti buldu Jeremy Ingram. Ardından molaya aldırdı. Dediğimiz anda mola iptal sanırım. 45-42 öne geçirdi takımını. Jeremy Ingram. Curtis Kelly de kenara geldi. Onun yerine Barbaros Bozkurt oyunda. Şimdi yine Franklin Boyton'un hücumda. Denizli basket. Franklin Boyton orta mesafeli şutu isabetli. Üçüncü çeyrekte ilk sayıları bunlar. Denizli basketin 3 dakika 39 saniye var. 3. çeyreğin sona ermesine değerli basketbol severler. Jeremy Ingram'la hücumda yine. Menikşehir Üniversitesi perdeden yararlandı. Aradan sıyrıldı. Ardından faul. Sportmenlik dışı bekliyor Menikşehir Üniversitesi bence ama. O düdük gelmedi. 2 servis atış kullanacak şimdi Jeremy Ingram. 5. takım faali oldu bu. Bu çeyrekteki. Denizli basketin. Ingram'ın ilk atışı isabetli. 46-44. Çizgiden 2'de 2 attı Jeremy Ingram. 47-44. Şimdi yine Franklin Boyton'la hücumda. Denizli basket. Franklin Boylton 3 sayılık atışı isabetli değil. Jeremy Ingram çekti aldı savunma reboundunu. (Gülüyor) 21 sayıya ulaştı o da. 3. çeyreğin sona ermesine 3 dakika kala. Şimdi perdeden yararlandı yine. Barbaros'u buldu içeride. Ardından faul düdüğü. Ozan oda başı faal yapan oyuncu. Barbaros Bozkurt çizgiye geldi. İki atış kullanacak. İlk atışı isabetli değil Barbaros'un. Sok birader böyle sok. Menişe Üniversitesi bu sezon takım olarak %67.5 ile serbest atış atıyor.
2'de 1 attı çizgiden Barbaros Bozkurt. 48-44. Şimdi İlker'le hücumda Denizli Basket, İlker Türel. Perdeden yararlandı yine. Boyalı alana girdi. Dışarıya çıkardı. 3 saniye, 2 saniye. Etkili savunma geldi Melikşehir Üniversitesi'nden. Ardından da bu şut isabetli olmadı. Zaten son saniyede elinden çıkardı topu. 48-44. Şimdi Bulut Altın'la hücumda Melikşehir Üniversitesi. Bulut tepeden bir üçlük daha yolladı. İsabetli değil. Aynı noktadan ama isabeti bulamadı. Şimdi Denizli Basket hücumu İlker Türel yine. 6 saniye, 5 saniye. İlker içeri girmek isterken top kaybı geldi. Melikşehir Üniversitesi'nde Hilmi Can Topçu ve Volkan İncekar oyunda. Azizcan ve Bulut kenara geliyor. Denizli Basket'te de İlker Türel'le Ozan Odabaşı kenara geldi. Onun yerine Mustafa Vaki Görür ve Burak Erol oyunda tekrar. ...1.46 var. Üçüncü çeyreğin sonuna değerli basketbol severler. 4 sayılık üstünlüğü devam ediyor Melikşehir Üniversitesi'nin. Şimdi Jeremy Ingram'la hücumda yine. Melikşehir Üniversitesi, Jeremy Ingram birebir oynayacak. İçeriye devrildi. Faul düdüğü. Mehmet Özdoğan. Ardından bir de teknik faul geldi Mehmet Özdoğan'a itirazlarından dolayı. Sabahtan beri konuşuyor adam ya. Jeremy Ingram şimdi serbest atışlar kullanacak. Çizgiye geldi. İlk atışı isabetli Jeremy Ingram'ın. Konuşma lan. Ne konuşuyorsun masaya? Ya, otur lan. Otur, otur. Otur lan masaya. İkide iki attı Jeremy Ingram. Üçüncü atışı, bu da isabetli. 51-44. Şimdi kenardan topu oyuna sokacak Hadi Doğan'la. Melikşehir Üniversitesi. Volkan İncekaray'la şimdi oyun kuruyor Melikşehir Üniversitesi. Hilmican Topçu. Jeremy Ingram çıktı aldı tepede. Hilmican'ı buldu. Hilmican Topçu. Barbaros Bozkurt. Boyalı alanın biraz uzağında aldı. İçeriye yüklendi. Hatalı yürüme kararı. Top kaybı Melikşehir Üniversitesi adına. Bir 17 var değerli basketbol severler. Üçüncü çeyreğin sonuna 51-44. Şimdi Mehmet Özdoğan'la hücumda Denizli Basket. Ayağını geri çekti. Üst sayılık atışı isabetli Mehmet'in. ...51-47, son bir dakika içerisindeyiz. Üçüncü çeyrekte. Jeremy Ingram perdeden yararlandı. Barbaros'a. Barbaros Bozkurt smaçla bitirdi pozisyonu. Bir de faul var. Jeremy Ingram, Barbaros Bozkurt ikilisinden çok iyi bir ikili oyun. İçeriye devrildi Barbaros. Ardından smaçla bitirdi. Bir de faul kullanacak şimdi Barbaros Bozkurt. 54-47. Bu atışı da isabetli. 55-47 yaptı. 8 sayılık fark Melikşehir Üniversitesi adına. Şimdi Denizli Basket yine hücumda. Burak Erol'la Franklin Boytin. Franklin. Burak Erol tekrar. Kendi gitti Şember'e. Dribbling'i ardından turnikeyi bıraktı. Burak Erol. 54-49. 18 saniye var değerli basketbol severler.
Son topu kullanacak 3. çeyrekte Melikşehir Üniversitesi. Jeremy Ingram perdeden yararlandı. Ingram Barbaros'u aradı, buldu. Barbaros bir an elinden kaçırdı topu. Ardından hakimiyeti sağlayamadı. Son 2.5 saniye var değerli basketbol severler. 3. çeyreğin sona ermesine. Jeremy Ingram girdi araya. 3 sayılık atışı isabetli değil. Çemberin içinden çıktı. 3. çeyrekte bu atışla sona ermiş oldu değerli basketbol severler. Son çeyrek az sonra başlayacak değerli basketbol severler. Doğan Deniz Yiğit'le kenardan top oyuna soktu. Denizli basket. Franklin Boyton. Bu arada faul düdüğü var. Volkan İncekara. 54-49. Melikşehir Üniversitesi üstünlüğü devam ediyor. Şimdi Franklin Boyton'la hücumda. Denizli basket perdeden yararlandı. Franklin. Burak Eroğlu buldu. Burak çembere gitti. Turnikesi isabetli. El üzerinden bıraktı. Yüksek bıraktı. İsabeti buldu Burak Erol. Haydi haydi haydi. 54-51. Üst sayıya indirdi farkı. Bu basketle şimdi Jeremy Ingram. Hadi'yi buldu dışarıda. Hilmi Can Topçu. Üst sayılık atışı isabetli değil. Haydi haydi haydi. Bu arada Burak Erol'da bir problem var. Oyun durdu. Kenara geldi. Onun yerine İlker Türel oyunda. Otur sen gözlüklü. Hoca, Türel hoca. Bravo, bravo. İlker Türel ile kenardan topu oyuna soktu. Defans. Denizli basket. Kenneth Bolton 3 sayılık atışı isabetli. 54-54 yaptı skoru. Kenneth Boylton. Çal şuraya. Hey. Şimdi Hilmi Can Topçu'yla yine hücumda Melikşehir Üniversitesi Jeremy Ingram. Hilmi Can Topçu çok agresif gitti çembere. Ardından turnikesi isabetli. Onun da ilk sayıları bu. 56-54 yeniden takımın öne geçirdi. Franklin Boyton. İlker Türel 3 sayılık atışı dipten isabetli. İlker Türel'in üçlüğü geldi. 57-56 bir sayıya üstünlüğü sağladı. Denizli baskette İlker Türel. Şimdi Jeremy Ingram'la hücumda Melikşehir Üniversitesi. Hilmi Can Topçu. Jeremy Ingram. Perdeden yararlandı Ingram. 3 sayılık atışı isabetli değil. Haydi savunma. Perdeden çıkıp üçlüğü göndermişti. İsabeti bulamadı. Jeremy Ingram. Franklin Boyton bu arada çembere gitmek istedi. Faul düdüğü. İki serbest atış kullanacak şimdi. Franklin Boyton. İlk atışı isabetli. 58-56 iki sayılık üstünlüğü var Denizli basketin. Franklin Boyton çizgiden 2'de 2 attı. 59-56 7.41 var. Maçın sona ermesine değerli basketbol severler. Şimdi Hilmi Can Topçu'yla hücumda Melikşehir Üniversitesi. Barbaros'u buldu içeride. Barbaros'un ters turnikesi isabetli. Franklin Boyton erken bir şut kullandı. İsabeti bulamadı. Denizli basket adına top kaybı.
Şimdi Volkan İncekara. Jeremy Ingram'ı buldu. Basket faul. Asist Volkan İncekara'dan geldi. Değerli basketbol severler. Asist 60-59. Koç Halil Atlı da oyuncusunu tebrik etti bu asistten sonra. Jeremy Ingram bir de serbest atış kullanacak. Bunda da isabeti buldu Jeremy Ingram. 61-59. Tekrar Melikçe Üniversitesi üstünlüğü var maçta. Tam sağ baskı geldi. O baskıdan çıktı. Denizli basket. İlker Türel. Franklin Boyd'in bu arada faul düdüğü. Barbaros Bozkurt. Faul yapan isim. Şimdi İlker Türel'le hücumda yine. Denizli basket. İlker. Hilton Armstrong'u buldu. Bu arada fake'ine cevap aldı. Hilton Armstrong. İnerken faul yaptı Barbaros Bozkurt. Sen otur gözlüklü. Sen otur. Gözlüklü. Hadi Barbaros, hadi Barbaros. Boş muhabbet yapma, boş yapma, boş. Yeter be, sus. Hilton Armstrong ilk atışını kaçırdı. Ya var ya, tam evet. 2'de 1 attı çizgiden. 61-60 bir sayılık üstünlük Melikşehir Üniversitesi adına. Şimdi Hadi Doğan'la hücumda Melikşehir Üniversitesi. Jeremy Ingram. Hilmican Topçu. Hadi Doğan'ı buldu. Hadi döndü. Hook atışı isabetli değil. Zorlama bir atış geldi Adi Doğan'dan. İsabeti bulamadı. Şimdi Franklin Boyton'la hücumda. Denizli basket. Hilton Armstrong'a indirdi. Dışarıya çıkardı. İlmican Topçu'nun müdahalesi. Denizli basket hücumu devam edecek. 9 saniye var. Hücum süresinin dolmasına. Franklin Boyton rakibinden sıyrıldı. Orta mesafeli atışı isabetli değil ama. Hayır, hayır, hayır. Faul düdüğü geldi. İki atış kullanacak Franklin Boyton. Gökhan Karabıyık bu arada oyuna giriyor. Denizli baskette. Hilton Armstrong kenara geldi. Adam vurdu abi ya. Melikşehir Üniversitesi'nin de takım faali doldu bu faalle. Melikşehir Üniversitesi'nde de Azizcan Özdemir oyunda. Barbaros Bozkurt kenara geliyor. Barbaros'un da dördüncü faali oldu bu. Uzunlarında sıkıntı yaşıyor Melikşehir Üniversitesi. İlk atışı isabetli. Franklin Boyton'un 61-61. Rebound, rebound. 2'de 2 attı yine çizgiden. 62-61 bir sayıyla öne geçirdi takımını. Şimdi Volkan İncekara ile yine hücumda Melikşehir Üniversitesi. Jeremy Ingram. Alır almaz üçlüğü yolladı. Çizginin bir adım arkasından isabeti buldu Jeremy Ingram. ...64-62 takımını tekrar öne geçirdi. Şimdi Boylton atışı isabetli değil. Çemberi zorladı, isabeti bulamadı. Aferin, bir kişi aferin, eksik geliyordu aferin savunmaya. Denizli basket faulle durdurdu.
Bu arada pot altında bir ıslaklık var. Onun silmesini istedi hakemler. İkinci takım faali oldu bu. Denizli Basket'in son çeyrekteki. 64-62 üstünlüğü var Melikşehir Üniversitesi'nin. 5-18 var. Maçın sona ermesine değerli basketbol severler. Şimdi Jeremy Ingram çıktı, aldı topu. Volkan İncekara tekrar Ingram'ı buldu. Jeremy Ingram birebir oynayacak. Fake'ine cevap aldı. Atışı isabetli değil. Faul bekledi. Darbeyi aldı ama faul düdüğü çıkmadı. Şimdi İlker Türel'le hızlı geliyor. Denizli Basket. İlker çemberi zorladı. Zorlama bir atış isabetli değil ama faul düdüğü. Azizcan'a çıktı. Pota altı mücadelesinde. Bu arada oyuncu değişikliği var. Melikşehir Üniversitesi'nde Azizcan kenara gelecek. Onun yerine Curtis Kelly oyunda. Özür diliyorum. Hilmican Topçu kenara geldi. Azizcan Özdemir'de de bir sakatlık vardı. Hala sekiyor şu anda. Ama oyunda kaldı. Denizli Basket'te de Burak Erol ve Mehmet Özdoğan yeniden oyunda. 4.49 var değerli basketbol severler. Son çeyreğin sonuna. Şimdi Volkan İncekara, Curtis Kelly devrilmişti onu bulmak isterken pas arası geldi, ardından faalle durdurdu hızlı hücumu ama takım faali dolmuştu zaten Melikşehir Üniversitesi'nin. İki serbest atış kullanacak şimdi Franklin Boyton. Mustafa Baki görür bu arada. Oyuna girdi. Denizli Basket'te. Boyton ilk atışı kaçırdı. Onun da 16 sayısı var bu maçta. İkide bir attı. Ardından Hadi Doğan kenara geldi Melikşehir Üniversitesi'nde. Bulut Altın oyunda. 3 kısaya döndü. Koç Halil attı. Şu anda Bulut Altın, Volkan İncekara, Jeremy Ingram üçü de oyunda. Jeremy Ingram Curtis Kelly'yi buldu. Birebir oynayacak. Kelly zorlama ve atış isabetli değil. Azizcan'da kaldı. Basket geçerli değil. Faul var. Atış hocam öncesinde. Dört tane faul oluyor. Otur sen gözlük. Şimdi yine Jeremy Ingram'la kenardan topu oyuna sokacak. Hadi Ingram be. Melikşehir Üniversitesi. Zon var. Volkan İncekara. Azizcan'ı buldu. Azizcan dipten üçlüğü yolladı. İsabeti bulamadı. Franklin Boyton'ın hücumda yine Denizli Basket. Bu arada Armstrong Kelly mücadelesinde bir dirsek ama düdük çıkmadı, ardından hücumdan boş döndü Denizli Basket. Şimdi Curtis Kelly hücuma yeni gelebildi. Bu arada Jeremy Ingram çıktı aralardan. Turnikesi isabetli değil ama faul geldi. Azizcan Özdemir. İki serbest atış kullanacak. Rebound'ı almıştı. Ardından faul geldi. 3.34 var. 64-63. Bir sayılık üstünlüğü var. Melikşehir Üniversitesi'nin iki serbest atış kullanacak şimdi. Azizcan Özdemir ilk atışı isabetli. İkinci atışını kaçırdı Azizcan Özdemir. 65-63. Son 3.30. Maçta değerli basketbol severler, Franklin Boyton'un hücumda Denizli Basket. Boyton tepeden 3 sayılık atışı isabetli değil, el üzerinden isabeti bulamadı. Şimdi Jeremy Ingram'la hücumda, perdeden yararlanacak Jeremy Ingram.
vazgeçti. Burak Erol var onun savunmasında. Şimdi perdeden yararlandı. Çembere gitti. Atışı isabetli değil yine Jeremy Ingram'ın. Ardından Curtis Kelly bu arada pot altında yerde kaldı. İtirazları var. Hızlı geldi Denizli basket. Ardından faul. Atış isabetli değil. Faul düdüğü. İki serbest atış kullanacak şimdi. Mehmet Özdoğan çizgiye geldi. 65-63. İki sayılık üstünlüğü var Melikşehir Üniversitesi'nin. 2.52 var maçın son ermesine. Özdoğan ilk atışı isabetli. Atamayız. Çizgiden 2'de 2 attı. 65-65. Ardından koç Halil Atlı'nın molası geldi değerli basketbol severler. 2.52 var. Mola süresi sona erdi değerli basketbol severler. 65-65'lik beraberlik var. Son 2.52. Azcan Özdemir'le Melikşehir Üniversitesi hücumu olacak. Şimdi Bulut Altın. Azcan Özdemir. Tekrar Bulut. Hadi buldu. İkili sıkıştırma geldi. Alan savunmasına döndü bu arada. Denizli basket. Bulut şimdi. Hadi'yi buldu yine. Hadi 6 saniye kala atışı isabetli değil. Azcan çelmek istedi ama biraz erken sıçradı. Şimdi Burak Erol'la hücumda. Denizli basket. Çok kritik hücumlar iki takım içinde. Hilton Armstrong dışarıya çıkardı. Tekrar boyalı alanda Hilton Armstrong. Faul düdüğü geldi. Curtis Kelly ardından da bir teknik faul. Çaldı hakemler. Ya neye itiraz ediyorsun ya? Curtis Kelly 5. faulünü almış oldu. Bu 2 faulle arka arkaya. Ve oyun dışında kaldı. Hadi beyler olsun beyler. Hadi alsın. Hadi. İlk atışı kaçırdı. Franklin Bolton. Düzeltiyorum. Hilton Armstrong. İkinci atışında isabeti buldu. Takımını 66-65 öne geçirdi. Üçte iki attı çizgiden. Şimdi Mehmet Özdoğan'la kenardan top oyuna sokacak. Denizli basket. Franklin Boyton. Alır almaz bir 3 sayılık atış isabetli olmadı. Bulut altında kaldı. Tamam reboundu. Şimdi Jeremy Ingram'la hücumda Melikşehir Üniversitesi. Ingram birebir oynayacak. Barbaros'u buldu. Barbaros. Bu arada faul düdüğü çıkmadı. Ardından Barbaros'a faul çıktı. Aynı faul ya. Hey! Ne vardı? Barbaros Bozkurt'unda 5. faulü olmuş oldu bu. Ya aynı faulü orada çalıyorsun. Aynı. Melikşehir Üniversitesi'nin iki uzunu böylece 5'er faulle oyun dışı kaldı.
Şimdi Orçun Okkalı girecek. Haydi faul çalıyorsun. 5 numara pozisyonunda. Son 1.36'yı Orçun ve Azizcan'la oynayacak Milikşehir Üniversitesi. Burak Erol ilk atışı isabetli değil. Rebound, hadi beyler, hadi. Hadi. Hadi asırım, hadi. 67-65. İki sayılık üstünlüğü var. Denizli Basket'in 1.36 var. Maçın sonuna 2'de 1 attı çizgiden. Farkı üst sayıya çıkardı. Şimdi Jeremy Ingram'ın hücumda Melikşehir Üniversitesi. Kısa bir 5 var sahada. Melikşehir Üniversitesi'nin iki uzunu da 5 faalli oyun dışı kaldı. Şimdi Jeremy Ingram'ın hücumda Melikşehir Üniversitesi. Yine alan savunması var. Denizli Basket'te Orçun boş kaldı. 3 sayılık atışı. Çok kritik bir şut. İsabetli bulamadı Orçun Okkalı. Şimdi Burak'a ikili sıkıştırma geldi. Franklin Boyton. Burak Erol. Üst sayılık atışı isabetli Mustafa Baki Görür'ün. Ardından da Koç Ali Atlı'nın molası geldi. Değerli basketbol severler. Son bir dakika. Maçta 65-71'lik üstünlüğü var Denizli Basket'in. 2-5 numarasından Yoksun oynuyor. 2 dakikadır Milikşehir Üniversitesi. Jeremy Ingram bu arada 3 sayılık atışı. Kritik bir üçlük daha. Bu da kaçtı. Ardından Burak Erol'da kaldı. Rebound. Şimdi baskı geldi ama Hadi Doğan'ın ayağına geldi top. Denizli Basket hücumu devam edecek. Şimdi yine bir tam sağ baskı geldi Melikşehir Üniversitesi'nden. Topu kenardan oyuna sokmakta biraz zorlandı Denizli Basket. Bu arada top kaybı geliyor mu? Döndü dolaştı yine Denizli Basket oyuncularda kaldı top. Ardından Azizcan Özdemir topa müdahale etti. Top belki girmeyecekti ama basket kararı. Ardından bir mola daha geldi. Mola süresi sona erdi. Değerli basketbol severler 38.1 saniye var maçın sona ermesine. 65-73'lük üstünlüğü var konuk Denizli Basket'in. Şimdi Orçun'la kenardan topu oyuna soktu Melikşehir Üniversitesi. Hızlı bir 3 sayılık deneyecektir. Jeremy Ingram biraz geç kaldı. Çembere gitmek istedi. Faul dedi. ...29.6 saniye kala. İki serbest atış kullanacak şimdi Jeremy Ingram. İlk atışı isabetli Jeremy Ingram'ın. 73-66 yaptı skoru bu basketle. 2'de 2 attı çizgiden Jeremy Ingram. 29.6 saniye var maçın sona ermesine. Yine bir tam sağ baskı Melikşehir Üniversitesi'nden. O baskıdan çıktı şimdi Denizli Basket. Ardından faul kararı Hadi Doğan'a çıktı. Bu faul düdüğü. Bu arada bu faulden yararlanarak bir oyun çiziyor Koç Halil Atlı. Mehmet Özdoğan şimdi servis atışlar kullanacak. İlk atışı isabetli. 67-74. ...23.9 saniye var maçın sona ermesine. Mehmet 2'de 2 attı çizgiden. 67-75. Jeremy Ingram'la yine hızlı geliyor Melikşehir Üniversitesi. Ingram Azcan'ı buldu. Azcan tepeden 3 sayılık atışı isabetli değil. Ardından bir faalde Bulut altından geldi. Mustafa Baki Görür savunma reboundunu çekmişti. 2 serbest atışta o kullanacak. Artık 13.9 saniye var maçın sona ermesine. Evet.
İlk atışta isabetli. 76-67. Farkı 10 sayıya çıkardı. 2'de 2 attı çizgiden. 13.9 saniye var değerli basketbol severler. Bulut tepeden 3 sayılık atış isabetli değil. Ardından Hilton Armstrong'da kaldı top. Maç sona erdi değerli basketbol severler. Melikşehir Üniversitesi 67, Denizli Basket 77. Bu maçın anlatımında ben Burak Uluadoğlu, Gürkan Martinoviç hocamla beraber size yardımcı olmaya çalıştık. Kayseri'den hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.